Çok acayip şeyler oluyor bu asgari ücret meselesinde. Siz de yakından takip ediyorsunuzdur. Şimdi bir Türk İş Başkanı bir çıktı dedi ki hani bu ülkenin %60'ından fazlası artık asgari ücretle geçiniyor ya, hayati bir önem arz ediyor bu asgari ücret meselesi. Geçen senenin sonunda ekonomik kriz diyorduk biz haber bültenlerinde. Ben işte ana haber falan sunarken bütün o kamlarda ekonomik kriz diye konuşuyorduk. Şimdi bu sene ekonomik buhran oldu artık. Yani bu bir buhrana dönüştü. Siz de yaptığımız programlarda da hep konuşuyorduk bunu. Daha zam cebe girmeden eriyip gitmiş oluyordu. Yani ilk zamlı maaşı almadan vatandaş, asgari ücretle geçinen emekli, memur ya da asgari ücretle geçinen kesim para gitmiş oluyordu. Şimdi Türk İş Başkanı bu sene çıktı dedi ki 7.785 lira kırmızı çizgimizdir dedi. Bakanlık da böyle bugün çok güzel anketler, araştırmalar yapmış. Onlar da doğruluyorlar. İşveren içinde 7.000 beklenen rakamın bu olduğunu söylüyorlar. Ya sağ olsunlar, iyi ki bir disk var. Arzu Çerkesoğlu'na da buradan selam olsun. Yani çıktı, güzel anlattı. Neden o rakamı verdiklerini de anlattı. Onlar da 13.200 lira talep ettiler. Şimdi bu iyi haber ama kötü haber, masada disk yok. Muhtemelen Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle onun da bir el yükselterek bak sizin için şunu yaptım diyerek herhalde 3-5 rakam üstü gibi bir şey gelecek. Siz ne diyorsunuz? Ya bir kere yani Türk İş Başkanı'nın işçileri temsil etmediğinin itirafıdır bu. Delilidir. Çok net bir şekilde ben işçiyi temsil etmiyorum demiştir Türk İş Başkanı. Yani çıkmış bugün televizyonlarda orada burada açıklama yapıyor. Diyor ki işte ben aslında orada alt limiti söyledim. Ya kardeşim pazarlığa alttan başlanmaz, üstten başlanır. Tamam mı? Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Yani şimdi sen pantolon almaya gidiyorsun mağazaya. Mağazaya giriyorsun abi ne kadar pantolon? 30 liradan başlarız, 90 liradan bitiririz diyor. Alır mısın o pantolonu? Yani Ayakta almam. 90 lira der, 70'e iner. Eyvallah. Ona itirazım yok. Zaten budur. Pazarlık denilen şey budur. Orada da pazarlık yapılıyor. İşçiyle işveren orada pazarlık yapıyor. Hükümetin aslında karar verici bir rolü yok. Hükümet temsilcisi sadece hakem görevi görmek zorunda. Ama bizde hükümet karar verir. Daha doğrusu Cumhurbaşkanı karar verir. Yani Türk İş kendi kendini yalanlayan bir sendika haline gelmiş durumda. Açlık sınırını baz almak ne demek ya? Yoksulluk sınırını baz alacaksın sen minimumda o da. Yoksulluk sınırını bile baz almayacaksın. Bugün sen kendin açıklamışsın 25.364 liralık yoksulluk sınırı var. Bunun üzerine önümüzdeki yıl oluşabilecek enflasyonunu koyacaksın. Artı geçim standartlarını koyacaksın. Oradan kim bilir nereye ulaşırsın. Hadi velev ki bunları yapacak cesaretin yok. En az 5.000 lira üzerine koyacaksın. 30.000 lirayı hesaplayacaksın önce. 4 kişilik bir ailede 2 kişinin çalıştığını kabul edeceksin iyi niyetli bir şekilde. Diyelim ki 2 kişi çalışıyor diyeceksin. Bölü 2 yapacaksın 15.000 lira çıkar. Ha sen 15.000 liradan başlarsın 12.000 lirada el sıkışırsın. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. O zaman kimse seni eleştirmez. Ne demek ya 7.500 liradan başlayacağım nereye kadar çıkabilirsek artık. Sözleri bu. Yani Tabii. 7.500 liradan 7.700 liradan başlarız neyse ondan sonra nereye kadar çıkabilirsek. Bir saniye. Bir saniye. Yani çıkabilirse kimi var? Türkiye'nin en güçlü sendikasısın. En fazla üyesine sahip olan sendikasısın. Sen orada kendini temsil etmiyorsun. Sen orada işçini temsil ediyorsun. Sen orada asgari ücretliyi temsil ediyorsun. Sen orada memuru da temsil ediyorsun. Çünkü memura yapılacak zamların da öncü göstergelerinden birisi asgari ücrete yapılan zam. Sen orada diğer tüm çalışanları temsil ediyorsun. Orta gelir grubunu temsil ediyorsun aslında. Ve sen çıkıyorsun diyorsun ki biz açlık sınırıyla başlayacağız. Bir kere açlık sınırını ağzına bile almaman lazım senin. Açlık sınırı ne demek ya? İnsanlar sadece
Gıda alıyorlar, bir evde oturmuyorlar mı? Sağlık giderleri yok mu? Okul giderleri yok mu? Ulaşım giderleri yok mu? Açlık sınırı demek zaruri gıda ihtiyacı demektir Tuğba Hanım. Bakın sadece gıda ihtiyacı, o da zorunlu gıda ihtiyacı. Bunun üzerine sağlık, eğitim, ulaştırma ve diğer masrafları koyup bir miktarda tasarruf koyduğunuz zaman yoksulluk sınırının üzerine çıkarsınız. Tasarrufu çıkarttığınız sadece zaruri ihtiyaçlarınızı gıda ihtiyacının üzerine koyduğunuz zaman da yoksulluk sınırına ulaşırsınız. Zaten sınır orası. Sınır yoksulluk sınırı. Ve sen yoksulluk sınırını baz almak yerine açlık sınırını baz alıyorsun ya. Kardeşim bir dakika. Sonra bakanlık açıklama yapıyor. İkinci handikap. Diyor ki biz anket yaptık. İşçiye sorduk. İşçi 7500 lira yeter bize dedi. Açlık sınırı 7800 lira. 7800. İşçi demiş ki 7500 lira yeter bana. Kanaat getirmiş yani. Orada da şeye sığınıyorlar. İki kişi çalışıyor. 15 bin lira girecek. 15 bin lira girecek. 10 bin lira yoksulluk sınırının altında kalıyorsun. Bunu niye söylemiyorsun? Yani açlık sınırını üzerine çıkmış olman ve bir sene o maaşı alacaksın sen, çok yüksek ihtimalle biz 6. 7. ayda zaten 15 bin liralık açlık sınırlarına ulaşacağız. Niye bunları konuşmuyorsun? Hangi işçi demiş? Çıksın açıklasın o işçi. Anket yapılan işçilerin isimlerini açıklasınlar kardeşim. Hodri Meydan hangi işçi demiş? 7500'e biz okeyiz diye hangi işçi söylemiş? İşveren 7000 lira demiş. O da yanlış bilgi. O da yanlış bilgi. Bakın yalan demiyorum, yanlış bilgi. Alın size işverenin ne dediğini söyleyeyim buradan hemen. Bakın, işverenin ne söylediği ortada. Bugün daha haberleri çıktı. Adamlar diyor ki enflasyonun üzerinde bir maaş artışı olmalı diyor. Bak enflasyon kadar bile demiyor. Enflasyonun üzerinde bir maaş artışını biz uygun görüyoruz diyor işveren. Yani işveren Türk İş Başkanı'ndan daha işçi yanlış açıklama yapıyor. Yani işçi temsilcisinden çok işveren temsilcileri, TİSK, işverenin kendileri hepsi emin olun çok daha işçi tarafında açıklama yapıyor. Halbuki işverenle işçi taraflarının karşı karşıya gelip birbirlerine girmiş olmaları gerekir. Kötü anlamda demiyorum. Tabii. Yani şu anda ben bu kadar istiyorum kardeşim. Yok kardeşim biz o kadar veremeyiz, bu kadar veriyoruz diye çoktan böyle agresif tartışmaların olması gerekirken buna gerek bile kalmadı. Niye? Çünkü Türk İş Başkanı dedi ki biz 7800 liraya razıyız. Bir takım işçilerle yapılan anketlerde demişler ki efendim 7500 liraya razıymış işçiler. Hangi işçi? Çalışma Bakanlığı kimlerle yapmış bu anketi? Başka bir ucubeliği konuşalım. Mecliste tartışmalar oluyor. Asgari ücret meselesi gündeme getiriliyor. OECD verilerine göre Türkiye'de asgari ücret oranı, genel çalışan oranına bakıldığında %44'e ulaşmış durumda. OECD'ye göre. Yine araştırmasına göre %65. DİSK'in ben İşkembe'yi Kübra'dan işler yapmadığını düşünüyorum. DİSK doğru düzgün araştırmalar yapıyor. Birleşik Metal İş vesaire genel itibariyle çok düzgün araştırmalar yapıyorlar. %65'e ulaştı diyor bak. Sonra Bakan Bilgin çıkıyor, Vedat Bilgin. Diyor ki yok öyle bir şey diyor. Yanlış bilgi bu diyor. Türkiye'de diyor asgari ücret ortalama ücret falan değildir diyor. Diyoruz ne kadar peki? %37 diyor. Yani toplam çalışanına asgari ücretlinin oranı %37'ymiş. O da ortalama. Yani Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü asgari ücretliyken tamam mı? Sen çıkıp da ya %44 değil, %37, %65 değil, %37 ortalama ücret değil diyemezsin. Ortalama ücretin ta kendisidir bu. Üstelik asgari ücretin bir tık üzerinde olanlarla yoksulluk sınırının altında kalıyor. Yarı yarıya. Yani senin beyaz yakalığın artık tamamen yoksulluk sınırının altında kalmış. Tamamen diyorum bakın size. Memuru, polisi, başkomiseri, öğretmeni, uzman öğretmeni,
hatta neredeyse kaymakamı, hatta neredeyse genel müdürü, profesörü, araştırma görevlisi, doçenti, doçent yardımcısı vesairesi, doktoru, uzman doktor üstelik, öyle pratisyen doktor falan değil, adam 12 yıl okumuş. Bunların hepsi yoksulluk sınırının altında kalmış, sen hala bunu savunmaya çalışıyorsun. Ve diyor ki Sayın Bakan, %37 ya diyor, öyle abarttığınız kadar yok diyor. Daha ne olacak? Avrupa'da, tüm Avrupa'da, Avrupa'nın 28-29 ülkesinin ortalaması %4. %4. Kuzey Avrupa'da bu %1'lere iniyor, Orta Avrupa'da %2'lere, 3'lere çıkıyor. Ortalamayı Balkanlar bir miktar yukarıya çekiyor. Orada da %14, %15 falan yani. Maksimumu. Onların ortalaması alınıyor, %4 çıkıyor. O Balkanlar falan olmasa adamların %2-3 falan çıkacak ortalaması. Zaten doğru olan bu. Çünkü asgari ücret eşittir, aynı zamanda istisna ücret demektir. İstisna tabii. Ücret toplam çalışanın içerisindeki payı çok az olan ücretli demektir. Şimdi sen de %37 bu böyle kardeşim. Daha neyi savunuyorsun sen? Ve onu da düşük tutmaya çalışıyorsun. Onunla ilgili de aba altından sopa gösteriyorsun. Neymiş efendim? Yüksek maaş verilirse enflasyon artarmış. Ya enflasyonu işçi maaşları mı arttırıyor, doğalgaz mı arttırıyor? Elektrik fiyatları mı arttırıyor? Mazot fiyatları mı arttırıyor? Gübre fiyatları mı arttırıyor? Tarım girdi maliyetleri mi arttırıyor? Ham madde fiyatlarının artması mı arttırıyor? İşçi... Evet bir maliyet kalemi ama enflasyonu o oranda etkilemiyor. Niye çıkıp birini söylüyor? İşçi atarmış işveren. Atarsa atsın, işsizlik fonu niye kuruldu? İşsizlik fonunu yola, köprüye, oraya, buraya, yardıma, TİKA'ya ayıracağınıza işsizlik fonunun asıl amacı için kullanın. Yani işsiz kalan işçiye asgari ücret kadar, o belirlediğiniz asgari ücret kadar işsiz kaldığı süreçte maaş ödemesi yapın. Bu arada işçi çıkartan bütün firmalara da yaptırım uygulayın. Eğer ki haksız işten çıkartma söz konusuysa. Yaptırım uygulayın. Ya da adamı, her iki tarafı da zorda bırakmayın. İşverenin üzerindeki yükleri alın. Kardeşim sen bugün 5500 liraya 1000 lirada vergi ödüyorsun. Zaten 10.000 lira çıkıyor cebinden. Tamam, yine cebinden 10.000 lira çıktın. Ben senden vergi almayacağım. Gerekiyorsa 2.000 lira, 3.000 lira, 4.000 lira da devlet desteği uygulayacağım. Deyin ve insanların cebine para girsin. Enflasyonu yükseltirmiş. Yükseltmesin. Bunu yaptıktan sonra işverene de deyin ki zam yapamazsın kardeşim. Denetlemekse budur denetlemek. Öbür taraftan niye işçiden sürekli olarak fedakarlık bekliyorsunuz? Burada işçi dediğim zaman lütfen yanlış anlaşılmasın. İşçi ana başlık. İşçinin altında emekli de var, tüm emekçiler de var. Tüm esnaflar da var, tüm memurlar da var, tüm kamu çalışanları da var. Hepimiz aynı trende, aynı vagondayız. Tabii. Yani bugün öğretmen 10.800 lira alıyorsa, o da aynı vagonda. Başkomiser 15.000 lira alıyorsa, o da aynı vagonda. Kaymakam 27.000 lira alıyorsa, o da aynı vagonda. Fark eden bir şey yok. Hepimiz aynı vagondayız. Hepimiz bunun bedelini ağır ödüyoruz. Şimdi 27.000 lira alıyor. Kaymakam çok para alıyormuş demeyin kardeşim. 27.000 lira çok düşük. Bir kaymakamın statüsündeki bir adamın 27.000 lirayla, yani kaymakam olmuş bir adamın bugün hem birikim yapması hem de o parayla böyle gayet geçirmesi lazım. Ülkeyi temsil ediyor bu adam ya. Şaka mı? Başkomiser ülkeyi temsil ediyor. Doktor, uzman doktor ülkeyi temsil ediyor. Hepsini bir tarafa bırakıyorum. Öğretmen senin çocuğuna ilk dokunan kişi. Geleceğini belirleyen kişi. 10.000 lira maaş veriyorsun ya. Ve geçinmesini bekliyorsun. Geçinmesini bekliyorsun.